dedim geliyor. Kitap mı bu hani? O kadar da değil, anladım. Tamam, evlilik teklif etmedin de. Herkese merhaba, ben Sevgi, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sonunda eğlenceli bir şeylerden bahsedeceğim bir kahve sohbetlerinde beraberiz. Ama bugün kahve yerine dev bir su tutuyorum elimde arkadaşlar. Çünkü sabahtan beri o kadar çay kahve içtim ki artık çarpıntım tutacak. Neyse, güzel videomuzun sonu acı bitmesin diyerek suyumuzu içerken yine penceremin önüne geçtim. Işık yine geçişli, biliyorum, ama akşam güneşi arkadaşlar tam böyle var ya, bak tam çay kahve saati, size öyle söyleyeyim. Çayınızı kahvenizi alın efendim, emrah dedikodusu yapıyoruz. Evlenme teklifi bekleyen kızlara evlenme teklif etmeyen erkekler, bugün bunlar konuşulacak. Elimde görmüş olduğunuz şöyle bir kitap tutuyorum. Hem bu kitabın hikayesinden bahsedeceğim, hem de başlıktan anladığınız üzere Emrah'tan evlenme teklifi beklerken başıma neler geldiğini anlatacağım. Biz Emrah'la 2013 yılında evlendik. İlk böyle sevgili olduğumuz zaman 2009'du. Yani düşünün ki işte 2 sene sonra falan Emrah bana evlenme teklif etti. Ondan sonra işte nişanlılık sürdü falan yaklaşık bir sene. Öyle. Öncesinde arkadaşlar olanlardan birazcık bahsetmek istiyorum size. Şöyle ki biz Emrah'la aynı okuldaydık aslında, ama böyle okuldayken falan son birkaç ayda tanıştık. Hem okuldayken hem de okul sonrasında bayağı bir uzun süre bence arkadaşlık süremiz sürdü. 2009'da mezun olduğumuzda okuldan yaklaşık işte 2 aydır falan tanışıyorduk diyebiliriz. Okul bitti, herkes evlerine dağıldı. Sonra bir gün işte ne zaman nasıl olduğunu, yolun bizi bir araya getirdiğini bahsederiz. Sonrasında işte ben bir tatillere gittim, bilmem ne, bir arkadaşımın yanına, ailesinin yanına tatile gittim. Emrah da o arkadaşımla çok yakındı, sürekli konuşuyorlardı. Ondan sonra yine bir araya geldik, yollarımız kesişti vesaire derken biz 4 Ekim'de Emrah'la çıkmaya başladık. Bazen şey diyoruz ya, keşke diyoruz böyle okulda sevgili olsaydık ama belki de bambaşka olacaktı. Neyse, demek ki hayırlısı buymuş. Okul bittikten sonra biz sevgili olduğumuzda tabii ki ben hemen sonrasında bir işe girdim vesaire. Emrah çalışmaya başladı. Ondan sonra bir sürü süreç, askere gitti geldi bilmem ne derken hayata çok çabuk atıldık biz. Yani ben düşünün işte okul bitti 2009'da. Hemen 2009'da görüşmeye gittim ve 2010'un başında hemen çalışmaya başladım. Emrah aynı şekilde bambaşka bir sürece girdi derken adam askere gitmiş gelmiş bilmem ne. Sen şimdi bir süre sonra da diyorsun hani bu ilişki de nereye gidiyor diyorsun böyle. Artık ikimiz ayaklarımızın üzerine basıyoruz ve bütün yakın arkadaşlarımız da patır patır evlenmeye, evlilik teklifi almaya başlıyorlar. Biz de Emrah'la düğün düğün geziyoruz. Neyse. Bir gün Emrah bana dedi ki arkadaşlar, Sevgi senin 4 Ekim bu arada evlilik sevgililik yıl dönümümüz. Dedi ki işte senin dedi bir yere götüreceğim. Ondan sonra Emrah da böyle yavaş yavaş tabii ki ister istemez ilişki şekilleniyor ve şey düşünmeye başlıyorsun. Hani herhalde hani biz de bu yola gireceğiz diye düşünmeye başlıyorsun. İsterseniz hayat seni oraya götürüyor. İşini eline almışsın, askerliğini bitirmiş karşındaki insan, 2 senedir, 2,5 senedir sevgilisin falan. 2000 kaçtı ya? Bakayım, 2009, 10, 11. Evet, 2011, doğru. 2011'de 4 Ekim'de, yani sevgililiğimizin 2. yılında Emrah bana dedi ki Sevgi hazırlan, seni yemeğe çıkartacağım. Dedim geliyor. Evlilik teklifi geliyor arkadaşlar. Şimdi kapandı, yerine başka bir restoran açıldı ama eskiden Anadolu yakasına çok yakın zamana kadar Moda Teras vardı. Çok seviyordum Moda Teras'ı. Dedim ki kesin bak evlenme teklif edecek. Yani Emrah hani bana akşam işte gel seni bir yere çıkartacağım şöyle böyle diyorsa net. Neyse abi, işte Emrah geldi. Sonra biz işte ben ona hediyemi verdim falan. Yıl dönümümüzü kutlayacağız. Sözde ben diyorum ki tamam çıkart yüzüme, çıkart. Kafamda %0,1'lik bu çocuk buna evlenme teklif etmeyecek yok. Ya bak %100 teklif alacağım, tamam mı? Giyindim, hazırlandım. Yani hayatımın en heyecanlı günlerinden bir tanesini geçirmek üzere evlenme beklemeye başladım. Neyse biz işte arabaya bindik bilmem ne, oraya gittik. Odur budur. Emrah tabii işte çiçeklerle falan karşılıyor beni. Bak her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Oturduk denize sıfır masamızda, yemeklerimizi söyledik, yiyoruz falan. Sonrasında işte pastalar bilmem neler geldi. Ben beklemeye başladım, tamam mı? Hani hadi. Sonra Emrah geldi. Oturdu abi, işte şey dedi, işte hayatım seninle
işte bilmem ne konuşmasını yapıyor falan böyle. İşte ikinci senemizi bitirdik. Odur budur. Ben böyle geliyor. Tek sakin. Sakin. Tamam falan. Emrah böyle gel işte seni çok seviyorum falan dedi. Bana bir paket uzattı. Şimdi paket yani şunun paketli şunun paketli olduğunu düşün. Ben bu yüzük olamaz ve nasıl yani? Ben böyle aldım ama böyle hani gülümsemeye çalışıyorum. Asla belli etmeye çalışmıyorum. Asla yani. Ben böyle aldım, teşekkür ederim falan dedim ama bu böyle kapalı. Ben şey diyorum, kitap mı bu hani? O kadar da değil anladım. Tamam evlilik teklif etmedin de yani gidip de atıyorum işte bir kitapta hediye etmemişsindir herhalde yıl dönümünde diye. Aldım böyle ama nasıl ya? Ağlayacağım bak gözlerim burada böyle tamam mı? Neyse ben böyle açtım arkadaşlar artık gülüyorum kendime de yani yapacak bir şey yok çok üzgünüm. Ama hani günü de berbat edemem anladın mı? Neyse açtım kitabı ve gerçekten hayatımda aldığım en güzel hediyeyi o gün Emrah bana vermişti. Birazdan buna beraber bakacağız. Ya bence çok komik bir anı. O anda tabii ki çok dram yani anladın mı? Dram yüklü. Çünkü çok büyük beklentiye giriyorsun. Ben o günden sonra zaten beklentim o kadar sıfırladım ki mesela Emrah bana evlenme teklif ettiğinde isterseniz bu arada hemen şu anda bir yorum bırakın. Bak bu üzüntüden sonra ben nasıl bir evlilik teklifi aldım onu da size Emrah'la beraber anlatayım. Bence inanılmaz güzeldi. İnanılmaz heyecanlıydı ama ben o gün bile artık beklentimi ondan sonra öyle bir sıfırladım ki sıfır yani. Ama böylesi çok daha iyi olmuş. Çünkü bir şey beklerken galiba onun heyecanı daha farklı oluyor. Evet yine çok mutlu oluyorsun ama sürekli bir beklentide oluyorsun. Beklemediğin bir anda bir şeyle karşılaşmak ya da o kadar enteresan bir şeyle karşılaşmak. Ay kesinlikle zerre spoiler vermeyeceğim. Bunu lütfen görmek istiyorsanız hemen bu videoya bir beğen bırakıp yorum bırakmayı unutmayın. Güzel bir beğeni sayısına ulaşırsa diyeceğim ki hemen çekiyoruz. Bir kitap hazırlamış bizim için. Benim böyle bir şeyden hiç haberim yoktu. Bence eğer sevgilinize, yakınlarınıza böyle bir hediye vermek istiyorsanız mükemmel bir fikir bu. Benim hayatımda aldığım en iyi hediyeydi arkadaşlar. Şöyle, bu tabii ki böyle çok büyük puntolu kişinin kendi yazdığı bir şey ama çok güzel. Şöyle bizim bir fotoğrafımızı içeriyor. Şöyle. Ciltli bir kitap. Yine şurada bir fotoğrafımız var. Bir varmış, hep varmış. Evvel zamandan beri içimdeki bu sevgi sonsuza dek senle yaşamış, 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 yaşamış diye gidiyor. Kitabı açtığımda ben çok romantik. Emrah bu konu kelimeleri bu arada hiç sevmez. Yani bu hayatında yaptığı bence top yani. Neyse açıyorum. Yine aynı şekilde ön söz var. Kitabın içeriğinde neler olduğunu gösteren sayfalar var. Çok derine inmeyeceğim elbette ki. Fakat birkaç şey anlatmak istiyorum. Kitabın içerisinde arkadaşlar bizim şöyle fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafları eklemesine o kadar mutlu oldum ki. Çünkü biz artık her şey dijital olduktan sonra ya bunları unutuyorsun. İsterseniz böyle açıp bakmıyorsun bilgisayardan ve bunlar o kadar eski ki işte bizim nasıl sevgili olduğumuzu, hayallerimizi, bizim nasıl bir şeylere başladığımızı, tesadüflerimizi anlatan bir kitap yazmış. Ondan sonra böyle tamamen kronolojik sırayla gitmiş aslında. Birazcık size içerisindeki fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Gittiğimiz tatilleri içeren, burada Ankara Atakule'deydik. Gittiğimiz konserleri içeren fotoğraflar bunlar ve gittiğimiz konserler ve mekanlar diye bir şey yazmış. Ve ardından arkadaşlar gitmemiz gereken konserler ve mekanlar diye de boşluklar bırakmış. Ya bu hem böyle bir defter gibi, hem böyle bir ajanda gibi, hem bir anı kitabı, anı defteri gibi, hem de bir fotoğraf albümü gibi. İşte tatilleri yazmış, gezdiğimiz yerleri yazmış. Şöyle bir Abant gezimiz vardı. Beraber çektiğimiz bir fotoğrafımızı koymuş. Biz eskiden sevgiliyken çok geziyorduk gerçekten. Çok güzel böyle arkadaş gruplarımız vardı. Onlarla geziyorduk. Hafta sonlarını değerlendiriyorduk. O zaman hayat o kadar daha kolay ki. Hani gerçekten evlenmeden
bir şeyler çok daha kolay. Evlilik içerisindeyken o sorumluluğun çok daha yükseliyor ve artık hayat bir noktada yaşının da ilerlemesiyle beraber seni ya ister istemez sorumlulukla dolduruyor. Çalışmak olabiliyor, işte evin, faturaların bile, yani her şey sorumluluk oluyor. Ama gerçekten böyle anne babanın evinde yaşıyorken bence her şey çok daha kolay oluyor. Eğer o günlerdeyseniz tadını çıkartın derim. Emre Yalın işte askerlik anılarını yazmış. Burada bir asker fotoğrafı vardı, dur. Bulacağım onu, bir dakika. Şöyle ergen fotoğraflarımız da var arkadaşlar. Emrah da çok değişmiş, ben de çok değişmişim bence. Bak mesela askerde o zaman eve sen vardı. Böyle tabii ki WhatsApp'lar yoktu. MSN vardı, böyle kamera açıyorduk. Emrah çarşı izindeyken falan onları konuşuyorduk. Ya da bilmiyorum bu evde mi bilmiyorum. İşte şarkı sözleri, şiirler. Bu arada Emrah çok iyi bir yazardır. Senaryolar yazar, hem kitap yazar. Çok yakın zamanda da kitabı çıkacak arkadaşlar. Buradan yine de sizinle paylaşıyor olacağım. Bu arada bu kadar çok Emrah demişken, filmlerle alakalı gerçekten çok güzel bir Instagram hesabı var. Hemen buraya ekliyorum. Lütfen takipte kalın. Artık onun da çekilişleri de başlayacak. Çok keyifli olacağını eminim. Takipte kalmayı unutmayın onun da. Şöyle biz otururduk. Böyle gerçekten tabu bile yok bak. O kadar diyeyim size. Scrabble oynardık. Saatlerce. Ben burada herhalde yeniliyorum. Bir atarlıyım. İnanılmaz çok adaya giderdik. İnanılmaz piknikler yapardık. Ben o zaman Bostancı'da oturuyordum. Hemen böyle bir motorla geçerdik. Niye bunları gösteriyorum size? Gerçekten fikriniz olmasın çok istiyorum. Bu bende çok özel bir hediye çünkü. Benim ona yazdığım kartlardan fotoğraflar çekmiş. Şu Emrah'ın askerlik fotoğrafını da bulmak istiyorum gerçekten. Bu videolar da birazcık bunlar gibi, biliyor musunuz? Biz böyle açıp bazen evde televizyondan falan, özellikle vloglarımız böyle geçen senekileri falan izliyoruz. Çok güzel oluyor. Mesela Tarçın'ı ilk sahiplendiğimde size açıklayışım var vesaire. Çok güzel oluyor, bilmiyorum. Bu yüzden benim çok yüzümü güldürüyor. Bak evet, buldum. Asker Emrah. Hatay'da askerlik yapmıştı Emrah. Ben burada onda var herhalde. Çok özlemiştim Emrah'ı. Sabah böyle 5'te falan buradan işte otobüs oradan havaalanına gidip Emrah'la beraber işte çarşı izninde Emrah'la dolaşıp akşamına gece dönmüştüm eve ve ya bir hafta falan hasta yatmıştım. Çok üşümüştüm. Şöyle... Çok güzel günlerdi. Gerçekten iyi ki böyle yaşamışız. Mesela şimdi sanki bir şeyler böyle bir sene bile geçse. Ne kadar düşün, işte aradan 10 sene falan geçti. İlk sevgili olduğumuzdan beri 10-11 sene geçti ve düşününce ya her sene aslında birazcık daha hızlı tüketiliyor bir şeyler ve biz böyle hızlı tüketmediğimiz için çok mutluyum. Bu da böyle boğaz turu gibi bir şeye çıkmıştık oradan. Ya mesela çok tatlı şeyler de var, bakar mısınız? 4 Ekim'de bir yaprak düştü bu sayfaya yazmış ve gerçek bir yaprağa yapıştırmış. Bunlar ya gerçekten çok romantik şeyler. Emrah inanılmaz değişmiş. Buradan bunu anlıyorum. Yani ben 10 senedir falan bu herhalde görebileceğim en üst seviyedeydi. Ben bir daha böyle şeyler görmedim. Yalan da yok. Bilmiyorum, Emrah çok değişmiş. Buradan bunu anlıyorum. Emrah budur. Seni de yorumlara bekliyorum canım. Şimdi ben bu arada deminki Boğaz Gezi'den sonra birazcık sıkıldığımız doğrudur. Bunlar var ya, telefonla falan çekiliyor bazen. Fakat ya böyle tabii işte süreli şeyler yok bilmem. Böyle Fuji filmin falan basmalı fotoğraf makineleri vardı. Sen gidiyordun, tab ettiriyordun onları. Kitabın en sonu da şöyle bitiyor. Son söz demiş. Ön söze bakınız. Yani kitap hiç bitmiyor. Siz tekrar ön sözü açıyorsunuz ve sonuna kadar okuyorsunuz diye planlamış. Diyorum ya, senelerdir sakladığım, böyle canım sıkılınca elimi alıp okuduğum, birçok anımızı hatırladığım bir an. Daha güzellerinin gerçekten sizin olmasını dilerim. Hayallerinizden daha güzel mutluluklar yaşamanızı dilerim. Artık hepimizin mutluluklarına bir maşallah alırız. Ama eğer sevdiklerinize böyle bir hediye vermek istiyorsanız bence çok güzel. Bana evlilik teklifi almamamı bile unutturdu. Böyle diyeyim size. Ama dediğim gibi bu hikayenin sonu nasıl oldu, eğer merak ediyorsanız hemen aşağıdan bana yorum bırakmayı ve bu videoya kocaman bir beğen tuşlamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Benim için ne kadar özel, ne kadar önemli olduğunuzu biliyorsunuz ve bu anımı da sizinle paylaştığım için çok mutluyum. İyi ki arkadaşız, iyi ki dostuz. Sizi çok seviyorum. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.